Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Rubik küp nasıl yapılır onu anlatacağım. En basit ve en sade yöntemle anlatmaya çalışacağım. Önce kendimize bir renk seçelim. Ben genelde beyaz rengi seçiyorum. Beyaz rengimiz, beyaz renk üstte zaten gözüküyor. İlk hedefimiz beyazlardan bir artı yapacağız. Bakın resimde gözüküyor. Artı. Beyazlardan artı yapacağız. Şu an beyazımız burada. Artı yapacağız. Artı yapmanın bir kuralı yok. Tamamen kendi mantığınıza göre artı yapacaksınız. Evet, başlayalım artı yapmaya. Evet, artımızın tek bir yeri kaldı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi artıyı yapmış olduk. Artımızı yaptık. Bu aşama bitmiş oldu. Sıra geldi ikinci aşamaya. İkinci aşamaya geldiğimizde artımızı yapmıştık. Artının, yani şu beyazların devam eden uçları aynı renk olacak. En az iki tane ikili oluşturmaya çalışacağız. Bakın. Mavi mavi, sarı sarı. Şimdi bakalım. Dört tane köşemiz var. Beyazın bittiği yer turuncu yeşil olmadı. Yeşil kırmızı olmadı. Mavi mavi. Bakın bir tane ikili yakaladık. Kırmızı turuncu. Turuncu yeşil. Evet, görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane ikili oluştu. Olmaz. En az iki tane ikili oluşturacağız. Böyle bir tur attırıyoruz. Birinci katman duruyor. Çeviriyoruz. Ve bakalım hızlıca. Mavi turuncu olmadı. Yeşil mavi olmadı. Olmadı. Kırmızı yeşil olmadı. Bir tur daha çeviriyoruz. Mavi yeşil olmadı. Yeşil turuncu olmadı. Turuncu mavi olmadı. Kırmızı kırmızı oldu. Oldu. Bir tur daha çevirdi arkadaşlar. Ve çevirdik. Evet. Bakıyoruz. Yeşil yeşil. Evet. Bir tane ikili yakaladık. Turuncu. Turuncu. Evet. İkili yakaladık. Evet. Zaten en az iki tane ikili yakalıyoruz arkadaşlar. Biz yeşil ve turuncu ikileri yakaladık. Bu aşamayı da tamamlamış olduk. Sıra geldi üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamanın sonunda tüm ikililer tamamlanmış olacak. Şu an bizde bakın yeşil ve turuncu ikililer var. Burada ve burada yok. Şu dört köşenin, yani bu dört köşeyi ikililerini tamamlayacağız. Bunun için bir kombinasyon var ve bu kombinasyon şurada gözüktüğü şekilde bunu uygulayacağız. Ama öncelikle ikili olan yer, bakın ikili sağımıza alıyoruz. Mecburen ikiliyi sağımıza aldığında diğer ikili arkaya geliyor. İkiliyi sağa alıyoruz. Ondan sonra kombinasyonumuzu uyguluyoruz. Bakın arkadaşlar. Ön yüzey burası. Ön yüzeyde ikili yok. İkili sağımızda. Sağımıza aldık. Şu şekilde sağımıza aldık. Kombinasyonumuz burada. Sol aşağıya. Sol aşağıya. Üst sola. Üst sola. Sol yukarı. Sol yukarı. Üst sağa. Üst sağa. Sol aşağıya. Sol aşağı. Evet yaptık. Bu aşamada tüm yanlarımız, bakın şu yanlar, bu yanlar ikili olmak zorunda. Bir kontrol edelim arkadaşlar. Bakın mavi mavi, turuncu turuncu, yeşil yeşil, kırmızı kırmızı, mavi mavi. Evet, görmüş olduğunuz gibi küpümüzün dört yanı 1,
2, 3 ve 4. 4 yanımız ikili olacak şekilde yapıldı. Bu aşamayı da geçtik. Evet. Şu an 4. aşamadayız. Bu aşamanın sonunda küpümüzün üst yüzeyi bitmiş oluyor. Bakın beyazların tamamı. Daha sonra birinci katman tamamlanmış oluyor. Yani küpümüzün 1/3'ü arkadaşlar. Şu birinci katmanın tamamı olmuş oluyor. Burası tamamı beyaz ve şu ön birinci sıra bitiyor. Yani küpümüz 3 sıraysa birinci sıra bitmiş oluyor. Yani 1/3 yapılmış oluyor. Bunun için hemen geçelim. Öncelikle yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Artımız var. Bu artımızda köşelere bakıyoruz. Köşeleri tamamlayacağız. Mesela buraya bakalım. Yeşil. Bu yeşilin olduğu yer ne renk olacak? Beyaz. Beyaz olabilmesi için bu yeşilin köşelerine bakıyoruz. Bakın. Yeşilin köşeleri. Turuncu, mavi. Turuncu, mavi, beyaz. Bakın. Yeşilimiz burada. Burayı üstüne basarak, vurgulayarak anlatıyorum. Yeşilimiz burada. Yeşilin köşeleri. Bakın ortaları. Mavi, turuncu, beyaz. Evet. Küpümüzü çevirdiğimizde arkaya bakın mavi, turuncu, beyaz getiriyoruz. Bu yeşilin tam altına mavi, turuncu, beyazı getiriyoruz. Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4. 4 şekilli kombinasyonu uyguluyorum. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Birinci de olmadı. Olana kadar bu kombinasyonu tekrarlıyorum. Olmadı. Devam. Olmadı. Devam. Olmadı. Devam. Arkadaşlar olana kadar devam ediyoruz. Bir. Bakın oldu. Evet. Bu köşemiz oldu. Şimdi arkadaşlar diğer köşeye geçelim. Şimdi mesela hangi köşe yapalım? Bu köşe yapalım. Rengimiz nedir? Bakın turuncun. Turuncu, yeşil. Turuncu, yeşil, beyaz. Arıyoruz. Evet şansımıza burada denk geldi. Bakın turuncu, pardon turuncu, yeşil, beyaz. Burada. Nerede olursa olsun fark etmez. Kombinasyonumuz burada. Yapıyoruz. Olana kadar devam ediyoruz. Sağ aşağıya, alt sola. Sağ yukarı, alt sağ. Olmadı arkadaşlar. Devam. Evet. Oldu. Çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu köşeyi yapacağız. Köşenin renklerine bakıyoruz. Kırmızı, mavi. Kırmızı, mavi, beyaz. Kırmızı, mavi, beyaz nerede? Evet arkadaşlar. Kırmızı, mavi, beyaz burada. Hemen bunu kırmızı, mavi, beyazı tam altına getiriyoruz. Bakın. Kırmızı, mavi, beyaz. Altına geldi. Evet. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Kombinasyonumuz aynı. Evet. Yaptık. Şimdi sıra geldi buraya. Köşemize bakıyoruz. Yeşil, kırmızı, beyaz. Evet. Yeşil, kırmızı, beyaz. Tam altına getiriyoruz. Köşenin altına getirdik. Tekrar bu kombinasyon yapıyoruz. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarıya, alt sağ. Olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Kombinasyonumuz belli. Olmadı. Tekrar sağ aşağıya, alt sona, sağ yukarı, alt sağ. Devam arkadaşlar. Olana kadar devam. Tekrar sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarı, alt sağ.
Evet arkadaşlar, şu an yaptık. Şu an yaptığımızda kontrol edelim. Küpümüzün üst yüzeyi tamam. Ve beyaz halde yapıldı. Daha sonra birinci sıraya bakalım. Yeşil, kırmızı, mavi, turuncu, yeşil. Evet. Görmüş olduğunuz şöyle yaparsak küpümüzün 3'te 1'i yapılmış oldu. Evet, kübümüzün 3'te 1'i yapılmış oldu. Şimdi diğer ikinci katmanın yapılışına geçebiliriz.